İçerik incelememize kaldığımız yerden hızlıca devam ediyoruz. Bu sefer filmlere bakacağız ve ondan sonra döneceğim birkaç tane belgesel var. Bu arada yavaş yavaş da Türkiye'de olmayan yapımların eklenmeye başlandığını görüyorum. Gün ve gün baktıkça bunu fark etmek zor değil. Şurada yeni eklenen yapımlar görünüyor. Dizilerdeki ve filmlerdeki eksikler için üzülmeyin yani. Mutlaka ekleneceklerdir. Özellikle önemli olan yapımlar. Şimdi animasyon filmler kategorisinde Pixar yapımlarından tutun da Walt Disney Pictures'ın 1940'lardan bugüne kadarki çok geniş bir film içeriği var. Mickey Mouse evreninde geçenlere ayrı, Aladdin, Alice Harikalar Diyarı'ndaki gibi eski yerde önemli filmler var. Anastasia'yı izlemedim, ileride izlerim belki. En çok da Bambi gibi küçükken bir kere izlediğim, sonra hiç izlemediğim filmleri izlemeyi düşünüyorum. Özellikle 2000'lerden sonra çıkan yapımlar modern oldukları için o zamanların filmlerine çocukken çok fazla denk gelmişimdir. Ama bunlar daha değerli filmler. Çok zor şartlarda yapılıyorlar. Mesela eski filmlerdeki sahnelerin farklı farklı filmlerde tekrar tekrar kullanıldığını görebilirsiniz. Bazen arka plan tasarımları, mekanlar temel olarak aynı kalır. Sadece renk ve bazı ögeler değiştirilir burada. Bazen de karakterlerin hareket aynı kalıyor. Ürettikleri animasyonlar arşivleniyor ve tekrar tekrar farklı hareketler, farklı çizimler yapmak zorunda kalmıyorlar. İmkanlar bayağı kısıtlı yani anlayacağınız. Bunu çok seviyorum. El çizimiyle gerçek bir canlandırma deneyimi yaşattıkları için izlemeye can atıyorum. Pixar filmlerini geçiyorum. Çok izledik zaten bunları. Tier liste yaptım. Ona bakabilirsiniz. Ayı Kardeşim filmini öneririm. İlk filmin yani. Biraz underrated buluyorum. Yani dramatik bir film. Eğlenceli de neden çok bilinen bir film değil şaşırıyordum. Cesur Civciv de çerezlik bir filmdi ama fazlasıyla da basitti. Çok boş vaktiniz varsa izleyebilirsiniz. Mesela Horton var. 20th Century Fox'un animasyonları da Disney Plus'ta yer edinmiş. Beklediğimiz gibi. Çok çok iyi bir film değildi yani bu da sıradan eğlencelik filmlerden. Ama Disney Plus almışsınız zaten izlemeyin diyemem. Her şeyi izleyin buradaki. Klasiklerden bir sürü film var. Buz Devri filmleri tabii ki de. Şu Bakın filmi rezaletti. Tekrar tekrar söylüyorum. Incredibles, Inside Out bunları geçiyorum. Marvel yapımlarını geçiyorum. İçimiz dışımız Marvel oldu artık. Köpek Adası'nı izlediniz mi bilmiyorum. Kesin izleyin dediğim bir film. Stop motion animasyonu. İlk izlediğinizde belki alışkın değilseniz böyle filmlere yabancılık çekebilirsiniz. Ama şu ana kadar en şiddetle önereceğim film bu. Lego Star Wars'lar var. Lilo ve Stitch bilirsiniz. Aslan Kral Spider-Verse filmi çıkana kadar benim en sevdiğim animasyon filmiydi. İzlemişsinizdir illaki. Mars ve Ötesi izlemedim ama merak ettim. Bu da bir belgeselmiş. Walt Disney'in yapımcılık yaptığı zamanlardan yani bayağı eski 1957'den. Robinson ailesi Disney Channel'da çok verirdi. Hep oradan izlerdim. Bir Mickey Mouse filmi izleyecekseniz eğer bunu izleyin derim. A Christmas Carol uyarlaması olarak yapılmış. Direkt hikaye ve karakterler aynı şekilde ilerliyor. İyi bir uyarlama olmuş. Çok hoş, çok dokunaklı bir film. Zaten çok kısa, yarım saat civarında. Üç Senaryolarla Disney Channel'da izlemiştim zamanında. Pinokyo'yu mutlaka izlerim yine klasiklerden. Spider-Man Into the Spider-Verse izlemeyen varsa lütfen izlesin. Tarzan çok severim. Noel Gets Kabus da yine Köpek Adası gibi şiddetle önerdiğim bir film. Noel filmleri denince aklıma gelen ilk filmdir. Başka da bir şey yok burada. Yani dediğim gibi bunlar zaten güzel ve de bilindik oldukları için artık onları söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Zaten biliyorsunuzdur. Onun dışında live action olanlardan Garfield bence çok iyi bir film değil ama dublajı çok güzel. Filmi katlanılabilir yapıyor. Masum Sanık Roger Rabbit de şiddetle önerdiğim 3. filmdir. Suç filmi olmasına rağmen çok da eğlencelidir. Gerçek hayat ve animasyonun birleştirildiği ilk film. Buna da değinmezsek olmaz tabii. Bir de VPN'le bakalım eksik var mıymış? Aa bizde Alvin ve Sincaplar yok. Evet. Fantastic Mr. Fox, Köpek Adası'nın yönetmeninden Wes Anderson filmi. Bu da bizde yok. Ama güzel filmdir. VPN'le girerseniz bunu izlemelisiniz mutlaka ya da umarım Türkiye'ye de gelir. Ferdinand yok. Frankenweenie yok. Hadi Gidelim yok bizde. Aa şaşırtıcı. Kırmızı yok. Bunun ekleneceğini umuyorum zaten eklenir. Vizyona girdikten belli bir süre sonra dijital platformlara düşebiliyormuş filmler bizde. 5-6 aylık bir süresi var sanırım. O yüzden kırmızıda problem çıkmıştır. Doctor Strange'in yeni filmi için de aynı şey geçerli. Onun dışında ismini pek duymadığım filmler eksik. Kısa filmlere de bakalım. Burada en çok Pixar'ın 2000'lerin başında yaptığı animasyonları öneririm. Mesela bu Gerin'in Oyunu, Kaçış Planı, Luxo Junior gibi kısa filmleri almışken izleyin bari. Belgesellerden klasik doğa belgeseli ya da uzay belgeseli falan önermeyi düşünmüyorum. Konumuzla alakalı belgeseller var. Ama istisnamız Kozmos. Ufuk açıcı bir belgesel. Bu ilk serisi değil, yeni çıkan serisi Yeni Dünyalar ama yine de öneririm. Hem animasyonlu anlatımları da var, bence beğeneceksiniz. Şu belgeseli de size önermeye can atıyordum bu zamana kadar. Mutlaka izlemelisiniz dediğim bir belgesel. Hayal Mühendisliğinin Hikayesi. Disney tarafından zamanında işlerin nasıl yürüdüğü anlatılıyor.
Hangi yollardan geçtiler, neler yaptılar burada görebilirsiniz. Başarılı bir belgesel. Animasyonları sadece izlemekle kalmayıp bu zamanların nasıl gelindiğini, sürecin nasıl olduğunu görmek istiyorsanız öneririm. Bu neymiş? Sahne aksesuarları kültürü. Filmlerde kullanılmış figürlerin, aksesuarların nasıl tasarlandığını burada görüyoruz sanırım. Mary Poppins var mesela. Noel gerisi kabusu az önce bahsetmiştim. Karayip Korsanları. Sketchbook var mesela. Çizime ilginiz varsa Disney karakterlerinin çizimlerinin yapıldığı bir belgesel. Marvel belgeseli var. Hoş duruyor. Sonuç olarak aylık 35 lira bence çerez parası. Çok da büyük bir fiyat değil. Özellikle hiçbir şeyin fiyatını takip edemediğimiz ülkemizde bence 35 lira gayet uygun. Arkadaşlarınızla ortak girin. 3 kişi, 4 kişi, 2 kişi. Bence alın, izleyin. Eksikler için de üzülmeyin. Dediğim gibi eklenecektir. Zaten çok büyük eksikler yok. Benim korktuğum o çok ucuza alıyoruz biz aslında. Kısıtlama falan olur mu içeriklerde gibi düşünmüştüm. İyi ki yokmuş, güzel olmuş. Tavsiye edilir. Fiyat performans da önemli. Tabii HBO Max gelince durum ne olur bilmiyorum. HBO Max'inkiler özellikle çizgi film konusunda biraz daha hoş görünüyor. Onu da merak ediyorum. Gelince göreceğiz onu da. Evet, siz de düşünüyorsunuz Disney Plus ile ilgili. Aldınız mı, alınır mı? İçerikleri de gördünüz zaten. Artık karar sizin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.